you look at me like I'm crazy. Crazy? This is obscene. It was obscene. In the normal world. I mean, who the fuck wanted to live there? Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki son durum gelişmelerini değerlendireceğiz. Güncel fiyat hareketini yorumlayacağız ve buradan sonra nasıl hareketlilik gelebilir? Önceki videoda size bahsettiğim konumlar gerçekleşti mi? Bunlar gerçekleştiyse şu anda nasıl işlemler almayı planlıyorum? Ve bunları nasıl bir düzen içerisinde yapacağım? Bunların hepsini teker teker anlatacağım. Ve siz de fark etmişsinizdir ki videolarımda eğitici içerikler de olmasını istediğim için anlatım tarzını ona göre şekillendiriyorum. Yani eğer bu videodan bir şeyler öğrenmek isteyenler de varsa aranızda onlar da bir şeyler öğrenip ilerleyen dönemlerde bunları kendi grafiklerine ekleyebilirler. Daha fazla uzatmadan Bitcoin dominans verisi gibi Ethereum Bitcoin grafiği gibi verileri de inceleyeceğimiz için hızlıca videoya bir giriş yapalım. Öncelikle Bitcoin tarafından başlamak istiyorum. Bitcoin'de bir beklentimiz vardı. Önceki videoda sizlere bunu gösterdim. Hatta şu şekilde görebilirsiniz. Önceki videoda bu çizimi hazırladık birlikte. Şimdi baktığımızda bu çizimde bahsettiğimiz bir oluşum vardı. Neydi bu oluşum? Bakın şuradaki fiyat hareketini yorumlarken dedik ki buradan yukarı devam edebilir. İki senaryo paylaştım yukarı devam edebilir. Ancak şuradaki mumda bir boşluk oluştu ve buradaki boşluk tam anlamıyla kapanmadı. Bakın, alta doğru iyice dolduruldu ama tam bir kapanış oluşmadı. Ondan dolayı küçük bir geri çekilme görebiliriz buradan. Bu normaldir. Ancak onun haricinde şu videoda ilk kısımlarda bahsettiğim şekilde bakın şöyle ilklere çekecek olursak burada görülecektir. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şurada ilk çizim mi? göstermeye çalışacağım size bakın ilk çizimi görüyorsunuz değil mi? Direkt yukarı şekilde şuradaki hareketi gerçekleştirecek. Buradaki hareket gerçekleştirildikten sonra 51.800'lerle 52.000'ler arası doldurulduktan sonra aşağı bir geri çekiliş bekliyordum. Onu da burada işaretledim. Buradan arkadaşlar alacağı tepkiyle birlikte üst bandın denenmesinin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bakın şurada hareketi incelediğimiz zaman buradaki düşüş senaryosu ikinci olasılıktı. Yani buraya geri çekilip buradan buraya gelip sonra tekrar geri çekebilirdi. Ya da direkt buradan şimdi yaptığı gibi yukarı çıkıp aşağı geri çekilebilirdi. Bu birinci olasılıktı. Şuradaki ikinci olasılıktı. Birinci olasılığımız gerçekleşti ve geri çekiliş hareketi de burada belirlediğimiz kısımlardan tepki aldı. Bakın buradaki çizimin böyle e, ee, amiyane olduğuna bakmayın. Buradaki çizimdeki noktayı aslında video öncesinde ben inceledim. Ona göre bu seviyeleri belirledim. Buradaki noktadan da bir tepki aldı ve buradaki 4 saatlik mumu yukarı şekilde topladı. Yani buradaki bölge çalışıyor. Lower time frame yani 4 saatlikte 1 saatlikte incelediğimizde daha iyi göreceksiniz bunu Bitcoin grafiğinde. Buradaki nokta şu anda güzel şekilde çalışıyor ve şimdi buradan beklentimiz nedir? Buradan beklentimiz fiyat hareketinin yukarı yönlü olarak devam etmesi. Ha, tabii ki biz kahin değiliz. Yani buraya kadar doğru geldi. Evet tahminimiz gerçekleşti ve buradaki tahminden dolayı para da kazandık. Evet kesinlikle burada herhangi bir sorun yok ama buradan sonrasının bu şekilde geleceği de bir tahmin. Bu tahmin gerçekleşirse piyasamız doğru çıkacak ve yine para kazanacağız. Yine kazanmaya devam edeceğiz. Ancak bunun aşağısı senaryoları da mevcut. Zaten bu yüzden piyasada stop emri dediğimiz emirler var. Bu yüzden piyasada işte kendimizi daha güvende hissetmek için alternatifler sunan bazı araçlar kullanıyoruz. O yüzden dikkat etmeniz gereken şey şu. Evet buraya geldi. Fiyat hareketi çok güzel çalışıyor. Buradan da tepki alıp yukarı çıkacak. Tamamen buna güvenemeyiz. Kendi planım olsa bile açıkça konuşmak gerekiyor bunları. Tamamen buna güvenip işleme girmeyin. Ama ben burada planı uygulamaya devam edeceğim. Riski azaltacağım. Şimdi burada riski değerlendirmek için de Bitcoin dominans verisine ve Ethereum Bitcoin grafiğine bakmamız lazım. Bunlar ne durumda? Bunlar hala plana sadık mı? Hemen onlara bakalım. Bu fiyat hareketi buradan gelip şuradaki ilk konumda tepki alabilir mi? Yani 52,87'ye çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Buraya çıktığı takdirde Bitcoin'in ne yapması gerekir? Ya sert şekilde geri çekilmesi ya da sert şekilde yukarı çıkması gerekir ve altcoin'lerle Ethereum'un bu hızda olmaması gerekir. Bakalım Bitcoin grafiğine. 4 saatlikte çıkabileceği bir alan var mı? Evet kesinlikle. Şurada küçük bir oyalanma sonrasında Yakacağı yeni mumlarla üst bandı deneyebilir ki burada zaten olgunlaşmış bir renci var 4 saatlikte bakın renci görüyorsunuz üst band tepki üst band tepki burada bir deviation alanı oluşmuş ancak aşağı doğru tekrardan fake out vererek devam etmiş yani burası fake olarak kalmış elimizde şimdi de aynı şekilde buradan bir tepki alıp ne insanlar bekliyor alt band denensin burası tamamen e, net bir şekilde çalışsın yukarı çıksın ancak biz neyi bekliyorduk daha alttan yani Buraya tam teması gelmeden bir tepki e şu anda görünen bunda bunu gerçekleştirecekmiş gibi görünüyor. Umarım gerçekleştirir planlarımız hatasız bir şekilde çalışmaya devam eder. Ama dediğim gibi buradaki boşluğu dominansta da, da aynı şekilde görebilir ve dominansın şu takibini yapıp dominans 52.89'lara çıktığında buradaki hareketi. Lower time frame'de kontrol edeceğiz ve diyeceğiz ki evet buradaki hareket devam edebilir. Yukarı yönlü olarak baskılanabilir. Ya da biz baktık buraya geldi. Burada bir kırılım geldi. Üste hafif yatay hareketler var. Ne diyeceğiz burada? Altcoin'ler ve Ethereum buraya yetişebilir ve Bitcoin dominansının buradan tepki almasını sağlayabilir. Burada Bitcoin dominansın üst bantlara doğru hareket edip 53,36 seviyelerine çıkması için yaşamamız gereken hareket nedir biliyor musunuz? Şuranın üstüne kırıldıktan sonra bir hacimli mumla da yani bu candle'da ortalama olarak nerelere götürebiliriz? 54.000 55.000 seviyeleri uzun süredir beklediğimiz bantlar. Buralara gelebilecek candle'larla burayın desteklenmesi lazım. Eğer burası desteklenmezse buradan hareketlilik Bitcoin dominansında geri çekilmeye neden olur. Ethereum Bitcoin grafiğine bakalım. Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımızda Ethereum Bitcoin grafiği aslında çok da beklenen bir hareket yapmadı. Neden? Çünkü bugünün başlarında yani günün ilk saatlerinde Türkiye zaman dilimiyle konuşuyorum. Ethereum tarafında bir ayrışma gerçekleşti. Yani Bitcoin'de bir yükseliş olmazken Ethereum'da %3 üzerinde bir yükseliş hareketi gözlemlendi ve 3100 dolarların 3140 dolarlar seviyesinin denendiğini gördük. E bu hareketle birlikte bazı altcoinlerde de yukarı yönlü gelişmeler yaşandı bunların hepsini işin içine kattığımızda Ethereum geldi ve buradaki önceki kritik seviyeler olan bakın bunu hatta şöyle günlüğe çekersek çok daha güzel göreceğiz bakın günlüğe çektik şöyle hareketi genişlettik. Burada ne vardı? Bakın şuradaki mumu, 11 Ocak mumunu takip edelim. 11 Ocak, 12 Ocak mumunda geldi üstte 0,0611 seviyelerini denedi ve buradaki fitil nereye kadar geliyor? 0,0589 seviyeleri. Bu seviyeyi hacimli şekilde bakın, hacimli mumu görüyorsunuz. Fitili yok. Başında, sonunda çok küçük bir parça var. Bununla birlikte buraya kadar çıkardı. Ve bu hareket %3'lük hareket Bitcoin dominansında baskılanmaya neden oldu. Ve geldi burada fiyat hareketi burayı tam anlamıyla kıramadı. Ve nerede 19 Ocak'taki yaktığı bu görüyorsunuz başı ve sonu fitil olan mum. Yani bizim için çok da aslında güzel bir mum değildir bu. E, fiyatın çok kararsız olduğunu bu bölgede durmak istemediğini gösterir bize. E, zaten sonrasında da geri çekilişi gördük. Burada bu. Bu mumu da kıramadı. Eğer bu mumu da kırsaydı Ethereum'daki hareketlilik devam etmiş olacaktı ki Ethereum'daki hareketlilik de Bitcoin grafiğinde şu hareketle birlikte sağlam geri çekildi. Yani Ethereum Bitcoin'e eşlik etti, ayrışamadı tam anlamıyla. Şunu söylemek de mümkün. Şu anda Bitcoin'e bakıldığında Ethereum ve altcoin'ler ucuz kalıyor. Gerçekten bir ucuzluk var. Yani buradaki hareketliliğin yatay olması normalde piyasayı yukarı puşlaması gerekirken şu anda bu puşlama gerçekleşmiyor. Aksine bir beklenti söz konusu ve aslında bakıldığında çok da böyle yüksek volatil hareketler yok. Yani anlık gelen hareketlerde illaki grafikler tetiklenir. Ancak bana göre higher time frame'lerde incelendiğinde böyle aşırı şekilde bir volatilite yok bu volatiliteyi mesela biz ne zaman gördük şunu mesela günlüğe çekelim 3 Ocak tarihine bakalım. Bakın arkadaşlar 3 Ocak'a göstereceğim sizlere şimdi. Mesela 12 Ocak'ta şöyle geliyoruz. 3 Ocak'ta bakın şu mumlara bakın. Bu mumlar neye sebep oluyor biliyor musunuz? Bunu da sizlere şimdi açıklayacağım. Ee, bu arada bunu açıklamadan önce şu duyuruyu da yapmış olayım. Biliyorsunuz trade grubuna alımlar gerçekleştiriyorum. Ücretsiz bir grup. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ancak basit bir şartı var. Şartı da şu arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında partlerimiz olan Bitget'in linki var. Benim referansımla kaydolmanız gerekiyor. Kaydolup e, portföyünüzü buraya taşıyıp işlemler açtığınızda ve sonrasında şu alttaki formu doldurduğunuzda eksiksiz şekilde bir Google formu var. Mail üzerinden alım döneminde size mesaj gönderiliyor ve o bağlantı üzerinde Telegram'daki trade grubuna katılabiliyorsunuz. Bakın burada dün Dogecoin ile alakalı bahsettiğim fiyat hareketi ve analizi paylaştım. Telegram'da trade grubunda ve buna göre işlem alacağımı söyledim. Bu hareketlilikte arkadaşlar başlangıç aşamasını gerçekleştirdi. Tabii ki takibini yapacağım ayrıntıları vesaire orada paylaşıyorum. Bu tarz incelemelerde ve 100 doları katlama serisi dediğimiz seride aldığım işlemleri takip etmek istiyorsanız benim fikirlerimden analizlerimden yararlanmak istiyorsanız istiyorsanız ücretsiz bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Tek şartı işte diğer borsaları kullanmak yerine Bitget'i benim referansımla kullanmanız olacak. Komisyon indirimi de mevcut zaten. Yani direkt indirimli bir şekilde başlıyorsunuz borsayı kullanmaya. Çeşitli avantajlarda etkinliklerde olacak. Bunlara hep birlikte de katılım sağlayacağız. Dileyenler buralara da bakabilir. Bütün gerekli olan şeyler arkadaşlar şurada yer alıyor. Bunları kullanarak kaydolup Formu doldurabilirsiniz. Sonrasında zaten size mail ile dönüş yapılacaktır. Peki şimdi ben ne yapmayı planlıyorum? Nasıl hareket edeceğim? Neleri kullanacağım? Öncelikle beklentimi sizlerle açık bir şekilde paylaştığımı düşünüyorum. Beklentim bu şekilde. Fiyat hareketinde bunlar gerçekleşecek. Ethereum Bitcoin grafiği haricinde dominans verisi aşağı yukarı beklediğimiz hareketi gerçekleştirdi. Ethereum Bitcoin grafiğinde bir ayrışma olacakmış gibi oldu ancak buradan bir tepki oldu. Yani tam anlamıyla ayrışamadı. Ethereum da Bitcoin ile birlikte geri çekildi. E, bu durumların hepsini değerlendirdiğimize göre e, dün yaşanan haberlere bakıldığında önemli olarak gözüme çarpan sadece MicroStrategy'nin Twitter hesabı eklendi. E, ve 440 bin dolarlık yani... Çok küçük bir rakam aslında ama böyle hacklenmeler işte böyle haberler aslında piyasaya ekosisteme zarar veriyor. Ama teknolojinin içerisindeyiz. Bu durumlarda gayet normal karşılanabiliyor. E, bu haber var. Onun haricinde işte ETF tarafında hala gelişmeler sürüyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Biz Bitcoin grafiğini inceliyoruz. Ancak Bitcoin grafiğinde işlem almayı e, evet kazançlı buluyorum. Ama şu anda altcoin tarafları daha kazançlı oluyor. Yani belli hareketler gerçekleştiğinde belli bölgelerde kırılımları, konfirmasyonları takip edip fiyat hareketinin size geri çekilmesini beklerseniz ve buralardan harekete dahil olup işlemi devam ettirirseniz o işlemi tutma becerisini elde ederseniz kazancınız daha yüksek oluyor. Ve şimdi haberlerde de çok fazla bahsedilmiyor ama Ethereum tarafında çok güzel gelişmeler var. Mesela Ethereum tarafı şu anda daha volatil. Neden? Çünkü vadeli işlemlerde Ethereum Bitcoin'dan daha hacimli. Ethereum'un ortalama olarak 20 milyar dolarlık bir vadeli işlem hacmi var. E, Bitcoin'e bakıldığında Bitcoin bu 14-15 milyar dolar seviyelerinde. Yani bunların hepsi aslında bizim için bir işaret. Yani Ethereum tarafında su kaynamaya başladı. Zaten hala hazırda olan ETF başvuruları var ki bunlara ek başvurular da yapılıyor. E, Ethereum'a bakıldığında son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaşıyor şu anda. 3000 dolar seviyelerinde hatta Ethereum'u da şöyle bir açarsak daha da güzel olacak bizler için. Ethereum'a bakalım. Bakın arkadaşlar şuradaki yükselişten bahsediyorum. Nereye geldi? 3137 dolar, 3140 dolar seviyelerine kadar Bitget'te çıkmış bir Ethereum grafiği mevcut. Bu Ethereum grafiği geri çekildi. Şu anda 3059 dolar seviyelerinde. Ancak gitmeye çok hazır. Çünkü Değer olarak bakıldığında Bitcoin'e oranla geride kaldı ve fiyat hareketini yıllardır artık bunu söylüyorum. E, yıllardır siz de buna aşinasınız. Bitcoin adım atar, Ethereum arkasından gelir, altcoin'ler bunları takip eder. Yani bu şekilde ilerlediği için artık Ethereum'un adım atması gerekiyor. Ethereum'un bir yükseliş hareketiyle birlikte altcoin'leri ve Ethereum Bitcoin grafiğini daha top noktalara, daha up noktalara yükseltmesi lazım. E bu durumlarda da arkadaşlar tabii ki ne olacak? Biz altcoin'lerde konfirmasyonla birlikte dahil olduğumuz işlemlerde kontrolü sağlamış olacağız. Ama şunu da söylemek istiyorum. Mesela trade grubunda paylaştım ve bunun da uyarısını yaptım. E stop seviyelerini ona göre belirliyorum ve bazı durumlarda riski kontrol ediyorum. Mesela nedir? Örnek veriyorum Ethereum grafiği açık önümde şu anda. E, 3.013 dolar seviyesinde bir e, durum var buraya gelirse buradaki mumu aşağı yönlü olarak kırma eğiliminde olursa pozisyonu küçültüyorum belli bir miktarını kırpıyorum zararla belli bir miktarı kırpınca zaten oradaki denge değişiyor mesela benim likidasyon seviyem diğer seviyelerim aşağı geliyor İlla stop olmama gerek yok ekran başında bunu takip edebiliyorsam e, bu durumu bu şekilde gerçekleştirebiliyorum böyle imkanlarım var ya da ne oluyor? Burada bir beklentim var. Alt seviyeler var ki zaten mesela Dogecoin grafiğinde paylaştım trade grubunda. Bu grafikte alt seviyelerden ekleme yapacağım vesaire de söyledim. Nasıl eklemeler yapıp pozisyonu değiştireceğimi, giriş seviyemi aşağı taşıyacağımı, neden oradan girdiğimi vesaire hepsini anlatıyorum. Yani burada da dikkat etmeniz gereken olay şu arkadaşlar. Pozisyona girdikten sonra pozisyonu alayım, uyuyayım vesaire böyle durumlar söz konusu olmamalı. Çünkü mesela buradan bakın size sadece Dogecoin grafiğini açacağım. Şimdi burada Dogecoin yakında mı? Hayır. Şöyle bakalım. Dogecoin grafiğini açtığımda şimdi, şimdi size sadece çok basit bir mum göstereceğim. Yani neden kontrol etmeniz gerektiğini anlatmak için. Şöyle günlüğe çekelim. Bakın buralarda olaylar normal. Ancak ya şu mumla karşılaşırsanız. Bakın şöyle bir mum. 3 Ocak mumu. 3 Ocak mumu aslında 12 Ocak mumunu da bakalım. Bakın şurada Nerede? 12 Ocak. 12 Ocak mumundaki harekete bakın. 12 Ocak'ta Bitcoin daha sert bir geri çekilme yaptı. 12 Ocak'ta böyle. 3 Ocak'ta da bir geri çekilme yaptı. Ama 3 Ocak'taki mumda Dogecoin daha da aşağılara geldi. Bakın burada nereden nereye geldiğini söyleyeyim size. Ne kadar can yaktığını. 0,092 seviyesinden tutuyor. 0,072'yi geri çekiliyor. Burada devasa stoplar oluşuyor. Sonrasında geliyor 82'lerde... Duruyor. Yani böyle bir mumla karşılaşmama olasılığınız tamamen şans arkadaşlar. O yüzden stop koyuyorsun. Hasta bu aşağı koyarsın yukarı koyarsın. Bu senin tercihindir. Stop'un belli noktaları var. Stop'un konuma şekilleri var. Bunları da ilerleyen günlerde anlatacağım. Ancak sanırım e, trade grubuna gelen sınırlı kişilere anlatacağım bunu. O şekilde daha değerli oluyor benim gözümde. Daha böyle Tam olarak kitleye ulaştığını hissediyorum. Oraya da e, gelmek isteyenler gelebilir. Sürekli söylemek istemiyorum. Sonra yorumlarda saçma sapan. Yapan şeyler geliyor yani beni yönlendirmeye çalışan insanlar oluyor bu benim sinirimi bozuyor ya yani bunlara karşı da saygılı olmakta da e, ...zorlanıyorum bazen arkadaşlar. O yüzden çok da konuyu... E, ...bu tarafa çekmeyeceğim. Zaten her şey açık. Dileyenler bakabilir. Bu şekilde bir düşüncem mevcut. Yani stop noktası koymanızın önemini... ...şuradaki mum sizlere anlatıyordur diye düşünüyorum. Çünkü ben bu mumu gördükçe... ...pozisyonu kontrol etme ihtiyacı oluşuyor bende. Yani bu mumla karşılaşmak istemiyorum. Karşılaşsam bile burada işlem kesilsin. Ben alttan... ...ya yani bunu edeyim. İşte oradaki durumu çıkarmaya çalışayım. pozisyonumu tamamını kaybetmeyeyim. Bu kafadayım. Zaten tam pozisyonumla tam portföyümle işleme girme, işlemde riski bu şekilde değerlendiririm. Çünkü %100 dolarla başladığımız serimizde şu anda 15 katı gibi bir rakama ulaşmışsak bu risk değerlendirmesiyle oldu. Yani bu işlemleri daha fazla risk alıp yapsaydım belki işte çok çok daha üstlerde olacaktı. Belki 5 haneliye ulaşmıştı ki çoktan ulaşmıştı diye düşünüyorum. Yani 5 haneliye ulaşmıştı. Ya portföyün yarısıyla değil 4'te biriyle işleme girseydim bir süreden sonra ulaşmış olabilirdi ama likit olmuş da olabilirdim. Yani tamamını da kaybetmiş olabilirdim. Çünkü riski kontrol edip yavaş yavaş büyümek en iyisi. Piyasa şu anda bizimle olmaya da devam edecek. Siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Arkadaşlar riski çok arttırmayın. Portföyünüz büyüdükçe riski daha da düşürün. E, bu şekilde kümülatif bir büyüme elde edin. Bu videoda eğitici tarafı daha fazla oldu diye düşünüyorum. Ancak piyasa hakkında da çok fazla ipucu verdiğimi ve bunları sizlere aktarabildiğimi düşünüyorum. Sizlerin de fikirleri bu yöndeyse yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca beğeni butonuna basıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Çok büyük destek olmuş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.